Selam arkadaşlar. Bugün gene ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bugün size kuyumak ve muğlama arasındaki farkı anlatacağım. Bir ofu olarak kuyumak nasıl yapılır? Muğlama nasıl yapılır? Aralarındaki fark nedir? Bilinen yanlışlar kendi bildiğim kadarıyla anlatacağım ben size. Daha belki videolarımda kuyumak nasıl yapılır? Tarifim vardı. Şuralarda bir yerde olacak. Şimdi geçen de bir tartışması oldu arkadaşlarla. Kuymak şöyleydi, muğlama böyleydi. Aralarında fark var. Niye biri kuymak, niye biri muğlama? Ben bildiğim kadarını anlatayım arkadaşlar. Biz kendimiz ofluyuz. Esas Çaykaralıyız. Dedem geldi de Çaykara Ohobağlıymış. Oflu olarak kaldım. Şimdi kuymak dediğimiz şey bizim Of, Bayburt, Trabzon'un bir kısmı Çaykara'da yapılan bir yemek. Kuymak. Kuymağın peyniri ötekilerden farklı arkadaşlar. Şöyle kamerayı bir göstereyim. Eski ekşimik, yağlı ekşimiği eskitirler. Yani tulum peynirinin bir tık eskisi. Bu peynir kuymak peyniri, kuymak için. Muhlama için de böyle tel peynir kullanılır. Yalnız benim tel peynirim eski arkadaşlar. Şimdi o çiçil peynirle, tel, kaşar peynirle, bilmem nelerle falan yapıyorlar. Esas muğlamanın orijinal peyniri şöyle tel tel ve eski olacak, küflenmeye yakın olacak. Yani bunun özelliği peynirlerin eski ve keskin tatlı olmasında. Tabi Karadeniz'de olmayanlar keskin tada birazcık tepki verebilir ama orijinal Karadenizler bilirler. Şimdi buna bol tereyağı, kuymak dediğin ya da muhlama dediğin yemeklere bol tereyağı arkadaşlar. Yani tereyağından kaçmayacağız. Bir, peynirlerimiz eski olacak. İki, mısır unumuz. Ben bunu nasıl yapıyorum? Ben bunu Adapazarı'nda, Katlı Pazar'da su değirmeni unu alıyorum. Gerçek su değirmeni mısır unu. Devamlı aldığım bir yer. Bunu ben elenmemiş alıyorum. Kendim eliyorum. Çok ince, o balık unları gibi ya da o marketlere satılan paketlerdeki mısır unları iyi değil, iyi olmaz. Böyle çoğu dışı alıyorum, kendim eliyorum. Gene de birazcık içinde hafif taneli kalacak. Yani bu eski usulde, orijinalinde böyle bu. Benim gördüğüm böyle. Şimdi ben kendim akrabalarımla, komşularımızla, eskiden çok akrabamız, komşumuz Karadenizli vardı. Bu bizim bölgede ben hiç böyle, yani böyle peyniri koy uzasın bir muğlama kuymak görmedim. Yani Akyazı'da akrabalarım var, Hendek'te akrabalarım var. İşte Sapanca'da hanımın tarafı var. Ben görmedim. Yani bunu, bu yeni yeni bir İstanbul'da çıktı daha değil yani. Aslında bu Rize'nin işi. Yani tel peynir, kuyma dedikleri, muğlama dedikleri Rizelilerin yaptığı yemek. Kuymak dedikleri Trabzonların yaptığı yemek. Fakat zamanla beraber bunlar karışmış birbirine. İşte hep bir kuymak diyor, bir muğlama diyorlar. İşte ben bakıyorum internette, arkadaşlar kuymak mı muğlama mı bilmiyorum. Kimi kuymak diyor, kimi muğlama diyor. İşte videolar karışmış. Yani zaten evliliklerden dolayı Trabzon'da, Rize'de karışmış hepsi. Bütün yemekler birbirine geçmiş. O arada yıllar boyunca işte isimler de değişmiş. Ama ben, babaannemin memleketi Çaykara'dan yukarı Holaköy'ündeniz biz. Karadenizler bilir, o taraftakiler. Holaköy'üne gittiğimde 81 yılında gitmiştim. Orada İmamın evinde misafir olduk. Bizi ağırladılar, bize kuyumak yaptılar. 1981'de, yani o zamanlar oralara ulaşım zor. Dereli yolların içinden dereler akıyor. Arabayla zor çıktık. Yani tam böyle bozulmamış kültür. Eski orijinal kalmış. İşte oranın peyniri, oranın unu, oranın yağıyla beraber bu kuzenin üstünde bir kuyumak yaptı bize. Akıllara zarar. İşte kuymak dediğimi ben orijinalliğini oradan den vuruyorum arkadaşlar.
Bir de rahmetli babaannem, dedem falan kuymak yaparlardı. Yani benim dediğim gibi, bizim bildiğimiz gibi. Belki yani onlar Karadeniz'den 10-12 yaşına gelmişler. O zaman gelirken tabii yemek kültürlerini getirmişler. Kuymağı öyle yapıyorlar, öyle görmüşler, öyle bilmişler. Yani ben ona dayanak diyorum ki kuymak of Bayburt, Çaykara taraflarının. Çünkü Trabzonlu komşum var. Bu peyniri onun vasıtasıyla getirdim. Ama kendisileri kuymak yapmayı bilmiyorlar. Buğulama yapıyorlar. Adım Rizeli olduğu için. Ama mesela dediğim peynir anladın mı? Peyniri ben mesela Trabzon'dan getirdim. Burada da yapabilirsiniz. Bunu yapmak da biraz zahmetli bir iş. Yani herkes de yapamıyor. İşte suyunu çıkaracağım, bekleyeceğim günlerce falan filan. Peyniri çürütme ihtimali var, küflendirme ihtimali var. Halam böyle çok iyi yapıyordu bunu. İşte bir gün ona yaptırılırsa bu peyniri yani Trabzon'da bile herkes bilmiyor. Dediğim gibi aralık farklar bunlar. Şimdi ben ikisini beraber yapacağım size. Siz karar verin. Hangisi değildir, hangisi kuymaktır, hangisi muğlamadır? Özellikle Karadeniz arkadaşlardan yorum bekliyorum. İşte ben bunu biliyordum. Aa biz kuymağı böyle yapıyorduk, muğlamayı böyle yapıyorduk. Sen haklısın ya da yanlışsın. Yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Ben kendi bildiğimi yapayım. Siz karar verin. Şimdi yapımına geçelim. Önce kuymağımızı yapalım. Kuymağımız pişerken muğlamayı yapacağız. Şimdi bunu mümkünse arkadaşlar bakır tavada yapın. Benim bakır tavam şu anda yok. O yönden çok üzgünüm. Ama bakır tava yok diye de kuymak yemeyecek halimiz yok. Onun için bunu ben çelik tavada yapıyorum. Arkadaşlar bu tereyağı size fazla gelebilir. Fazla tereyağı yemek istemeyenler bunu biraz sıvı yağla da karıştırabilir ama kuymak yiyeceksen rejimi bırakacaksın. 2 2 daha 4. Bunun tadı burada. Sırf bunu kuymak tereyağlı yapan da var. Su koymayıp. Şimdi yağımız bir erisin. Arkasından ekşimiğimizi atacağız. Yağımız eridi. Şimdi bu tavaya 2 yemek kaşığı benim kuymak peynirimle atıyorum. Bunu bir güzel şöyle kavuruyorum. Çok değil. Arkadaşlar bunu böyle ben gördüm bazıları çok kavuruyor. Çok kavurunca güzel olmuyor. Şöyle eriyecek. Eriyip dağıldığı vakit yeterli. Peynirlerin dağıldığı vakit birbirine tereyağla geçtiği vakit olmuş demektir. Şimdi bu şekilde karıştırdıktan sonra su ilave ediyoruz. Ben sıcak su ilave ediyorum. Soğuk su da ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi buna bu çelik tavaya 1,5 parmak tepeye kalana kadar su koyuyorum. Çünkü daha un koyacağız. O zaman taşar suyu tam doldurursak. Bu kaynayacak önce. Suyumuz kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Çünkü peynirimiz de tuzlu. Şimdi burada yapacağımız şey mısır unu bunu ilave edeceğiz fakat bunu ilave ettiği vakit topak topak olur. Kutal denen bir aletle çırpmamız gerekiyor. Onun için ben size kolaylık yapacağım. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar su ilave ediyoruz.
Bir kaşıkla şöyle karıştırıyoruz. Bulamaç haline getiriyoruz. Biraz daha su ilave edelim. Güzelce yedir bulaç haline getirince işimiz çok kolaylaşacak. Bundan sonra burada ne kadar var? Un aşağı yukarı arkadaşlar 2 su bardağına yakın. Yani suya göre değişiyor, una göre değişiyor. Yetmedi bakın su ilave ediyorsun, yetmedi bakın un ilave ediyorsun. Onunla sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şöyle bunun kesin bir ölçüsü yok. İstediğiniz kıvama göre yapıyorsunuz. Bundan sonra işimiz çırpıcıya kalıyor. Çırpıcıyla bir güzel çırpıyoruz. Şimdi bu un soğuk, su da soğuk. Yemek şöyle bir duruldu. Bu kaynadıktan sonra koyulaşıyor. Dikkat edelim. Ununu ona göre atalım. Kontrollü atacağız yani. Bu arada kaynama uğraşırken etrafındakileri de bir güzel alıyoruz. Sanki böyle muhallebi yapar gibi muhallebi dibini karıştırırsın. Kenarlarda kalanı alırsın ya. Onun gibi oluyor. Gördüğünüz gibi kutalla çırpmaya hiç gerek kalmadı. Eski Karadenizler kutalla nasıl çırpılır? Kutal nedir? Bilirler. Kutal çam ağacının ucundan yapılan şöyle 4-5 uçlu çırpıcı gibi bir şey olsa da şimdi size göstersem. Şimdi bu attığımız un çöküyor ya kenarlara, onları da şöyle aldıracağız. Burada bu çok önemli. Bakın nasıl koyulaştı. Birdenbire koyulaştı. Siz çok atarsanız beton gibi olur. Şöyle kıvamına bakalım. Arkadaşlar kıvam bu. Bu olacak. Yani ilk baştaki kıvamı bu olacak. Ondan sonra bu koyulaşacak. Önce bunu bir güzel kaynatıyoruz. Dibi tutacak. Dibi tuttuğunu nasıl anlayacağız? Şöyle zaten demir bir kaşıkla kontrol edeceğiz şöyle. Şöyle vuracağız. Dibi tuttuğu vakit o beni kısayacak. Önce kaynatalım. Dibi biraz tutsun. Ondan sonra kısacağız. Bakın şimdi nasıl anlıyorum. Ses duydunuz. Kenarlardan pişmeye başlamış bakın. Bu ses ortadan duyulduğu vakit kısacağız bunu. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi ortada tutmuş. Bunu yapacağımız iş ufak göz almak. Ufak gözde de en kısıkta. İçin için pişecek bu. Bu pişerken biz de muğlamamızı yapalım. Şimdi çelik tavamızı aldık. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar bakır tava olsa mükemmel olur. Bu özelliği bakır tava maalesef bende yok. Ama teflon tavayla yapıyorlar. Teflon tavayla da olmaz kardeşim. Çelik tavayla. Yani yoksa çelik tavanız teflon tavayla da yapabilirsiniz ama olmaz yani dip tutacak. Şimdi buna gördüğünüz gibi yani burada nereden baksan 4 yemek kaşığı
Tereyağı var. Şu tereyağını bir atalım. Şöyle kısık ateşten onu bir güzel eritmeye bırakalım. Yağımız eridi. Buna 4 yemek kaşığı ben un atıyorum. Dolu dolu. Bir güzel karıştırıyorum. Şöyle birazcık kavuracağım. Arkadaşlar ister inanın ister inanmayın. Ben muhlamayı ömrümde ilk defa şimdi yapıyorum. Yani bunu size niye söylüyorum? Diyorlar ki işte bunu yapamayız biz zor falan filan. Bakın ilk defa yapıyorum. Ben ömrümde yedim muhlama. Geçen de videosunu çektim. Ama ilk defa yapıyorum. Yani o kadar zor değil. Bunu ben ilk defa yapıyorsam siz de haydi haydi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yeter ki gerekli kurallara riayet edin. Gördünüz. Yani şöyle bir şey tahmin ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı un. Bunun ölçüsü bu. Ben öyle yaptım çünkü. Belki tereyağı biraz fazla olabilir. Birazcık fazla atabilirsiniz ama öyle düşünün. Yani birebir ölçü. Bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı tereyağı. Şöyle güzelce bunu karıştıralım şöyle. Gördüğünüz gibi un iyice gitti. Hiç topak kalmadı. Bunu kavrulmuş mısır unu da yapıyorlar. Ama ben sevmiyorum kavrulmuş mısır unu. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi köpük yaptı. Soğuk su. Kontrollü. Önce bir kontrollü yapalım. Bakalım ne olacak? Bir bardak yetecek mi? Altını açalım. Aynı bunda da öteki kuyumakta olduğu gibi hemen koyulaştı gördüğünüz gibi. Rizeli arkadaşlardan bir de komşum var Rizeli. Duyduğuma göre bunu soğuk suyla yapmak daha iyi oluyormuş. Ondan dolayı soğuk suyla yaptım. Anlaşıldı ki 2 bardak soğuk su buna tam gelecek bize. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyoruz. Gene topaklanma oldu. Bu topaklanmaları bertaraf etmemiz gerekiyor. Ben bunu tuz atmıyorum çünkü bayağı peynir atacağım. Peynirim tuzlu. Eğer peyniriniz çok tuzlu, tuz atmayın arkadaşlar. Gördünüz. Macun kıvamına geldi. En ufak bir şey kalmadı. Kıvama gelip de göz göz kaynamaya başladıktan sonra peynirimizi atalım. Gördüğünüz gibi ben bir dolu kase peynir attım. Şimdi bunun altını kısıyorum peynir attım. Şöyle bir güzel unla beraber peyniri birbirine yediriyorum. Aldığım peynir nasıl bilemiyorum şimdi. Eski peynir aldık ama inşallah uzayan cinsindendir. Şu şekilde kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pişerken bir yandan karıştırıyoruz. Her şey birbirine geçsin.
Eğer tam erimeyip de birbirine geçmezlerse uzama işi biraz sıkıntı olabilir. Muğlamamız pişti. Gördüğünüz gibi yalnız benim peynirim fazla uzamadı. Eski peynir olsa gerek. Eski peynir tahmin ediyorum bu kadar uzamıyor. Ama orijinal peyniri bu. Bunu biliyorum. Özel olarak bunu aldım çünkü. Gene birazcık uzama var. Uzuyor, 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 uzuyor. Daha ne olsun? Pişirdik. Sıra geldi kuymağa. Evet. Tam mükemmel olmuş. Bu kıvamda oldu. Şimdi bunları masaya alalım. Kuymağın altını kapatalım. Kuyma altını kapatınca gene 5 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar. Çünkü çelik tabada bu şöyle biraz daha fokurduyacak. Şimdi sıra geldi bunları yemeye. Bu muğlama arkadaşlar. Tadına bakayım. Kesinlikle daha böyle yedim muğlamalardan daha güzel. Çünkü peyniri eski ve tereyağı bol. Benim bildiğim orijinali bu. Tabii çok çeşitli şekillerde yapılıyorlar. Ben eski peynir tadını seviyorum. Bu da kuymağımız. Bu da nasıl yenir? Bunu yeme stili de böyle ekmek banarak. Arkadaşlar. Bakın. Bu daha hala soğumamış. Çok sıcak ama çok nefis. Aralarında kesinlikle tat farkı var. Biz buna alıştık. Yalnız bu kuymağı bu şekilde yemeyenler çok şey kaçırmış demektir. Çünkü farklı farklı. Bu çok daha güzel oluyor. Çünkü peyniri bunun daha eski oluyor. Efendime söyleyeyim. Ekşimeyi kavuruyorsun. Bunun yapılış sistemi farklı. Belki biz ufaktan beri bunu yediğimiz için bize daha iyi geliyor. Ama bunun tadı kesinlikle daha keskin. Arkadaşlar bunu da nereden bulursanız bulun yiyip denemenizi tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, değilseniz abone olmayı unutmayın. Mutlaka Karadeniz arkadaşlardan yorum bekliyorum. Lütfen işi bilen arkadaşlar yorum atsın. Özellikle bu ikisini tadanların yorumlarını bekliyorum.